Herkese bir cumartesi sabahından günaydın. Daha hava karanlık. Ben Güzelçamlı Milli Parkı'na gidiyorum. Geçen hafta bir drone aldım, DJI Mavic Mini. Onu uçuracağım, güzel görüntüler yakalarım diye düşünüyorum. Bir de aldığınız drone'u her yerde uçuramıyorsunuz. Sivil Havacılık Daire Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu bir harita var. O haritada bulunan kırmızı bölgeler yasak anlamına geliyor. Bu Milli Park yasak bölgeler arasında geçmiyor. Yani umarım orada da bir şey diyen olmaz. Çünkü içeride jandarmanın bir bölgesi var. Genelde öyle yerlerde uçurmak da yasak oluyor. Bakalım, umarım bir sorun çıkmaz. Güzel görüntüler çekebiliriz. Orada görüşmek üzere. Merhaba, Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı'na geldim. İlk girişteki koyu İçmeler Koyu. Orası girişe çok yakındı, orada durmadım. Şimdi Aydınlık Koyu'ndayım. Etraf çok güzel, benden başka kimse yok. Bu da çok güzel. Hem doğa hem deniz. Daha ne ister ki bir insan? Şimdi biraz kahve molası. Bu arada benim haricimde hala kimse yok. Az önce söylemeyi unuttum. Buraya giriş otomobille 18 lira. Böyle bir yerde drone uçurmak da gerçekten çok keyifli. Sadece denizin üstüne gittiği zaman birazcık korkuyorum düşecek bir şey olacak diye. Onun haricinde bir problem yok. Aydınlık Koyu'ndan sonra Karasu Koyu'na geldim. Buranın hemen ilerisi jandarma noktası. Çünkü hemen karşımız Sisam Adası. Sisam Adası'nın en yakın noktası buraya 1,5 kilometre uzaklıkta bulunuyormuş. Milli Park'ın genel olarak tüm koylarının suyu çok berrak, tertemiz. Çok güzel görüntüler çektiğimi düşünüyorum. Siz de zaten izleyince beğeneceksiniz diye düşünüyorum.
Herkese buraya gelmesini tavsiye ederim. Çünkü günümüz şehir insanları da her şey burada var. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.